Merhabalar. 4. sınıf trafik güvenliği 1. dönem 2. yazılıya hazırlık 1. videoyla yine birlikteyiz. 2. videoyu da en kısa sürede görüşmek üzere. Hemen sorulara devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. Pilotluk, hava ulaşımı hizmeti veren bir meslektir. 1. ifademiz doğru. Uçağı pilotlar kullanır arkadaşlar. Trafik kazaları ülke ekonomisine zarar verir. Doğru. Can ve mal kaybına neden olduğu için, toplu taşıma araçlarına ayakta durmakta zorlananlara oturmaları için yer verilmelidir. Doğru. Özellikle küçükler büyüklere yer vermelidir çocuklar. 4. soru, ambulans, itfaiye gibi araçların trafikte geçiş üstünlüğü yoktur. Yanlış arkadaşlar. Bunların geçiş üstünlüğü vardır. Yangınlarda veya hastaları taşıdıkları için bunların geçiş üstünlüğü vardır. Bu ifademiz yanlıştır. Dikkatsizlik trafik kazalarına sebep olur. Evet arkadaşlar, trafik kazalarına neden olanlardan bir tanesi de dikkatsizliktir. Trafikte emniyet kemeri kullanmaya gerek yoktur. Tam tersi, kesinlikle emniyet kemeri takmadan yolculuk yapmamalıyız. Trafikte saygılı ve sabırlı olmak zorunda değiliz. Hayır arkadaşlar, en önemli şey sabırlı olmamız ve saygılı, diğer sürücülere saygılı olmamız gerekiyor. Bu da yanlış. Küçük çocuklar yaşlarına ve ağırlıklarına uygun çocuk güvenlik koltuğunda seyahat etmelidir. Doğru. Küçük çocukların arka koltukta onlara uygun güvenlik koltuğunda emniyet kemeri takılarak seyahat etmeleri gerekir. Ulaşım araçlarının tercihinde hava koşulları da etkilidir. Doğru arkadaşlar. Mesela o gün fırtına varsa vapurla yolculuk yapamayız. 10. soru, karayollarında karşıdan karşıya geçmek için güvenli yollar tercih etmeliyiz. Doğru arkadaşlar, karşıdan karşıya güvenli yollardan geçeceğiz. Boşluk doldurma sorularıyla devam edelim. Can ve mal güvenliğinin sağlanması için nokta nokta uyulmalıdır. Neye uyulmalıdır arkadaşlar? Baktığımızda trafik kurallarına uyulmalıdır. Hemen yazalım. Trafik akışını ve düzenini sağlamak için nokta nokta görevlidir. Kim görevlidir? Trafik polisinin görevidir. Karayollarında yürüyen veya duran insanlara ne denir? Yaya denir arkadaşlar. Hemen bunların üzerine çizersek daha kolay bulabiliriz boşluklara. Tehlike uyarı işaretleri genel olarak üçgen şeklindedir arkadaşlar. Hemen üçgenin üzerine çizersek. Diğer sürücüler geçiş üstünlüğü olan araçların geçişini kolaylaştırmak zorundadır. Mesela 112 acil servis ambulans geliyorsa hemen sağa çekip onu kolaylaştırmamız lazım. Trafik kurallarına nokta nokta yorgun, uykusuz, dikkatsiz, trafiğe çıkması trafik kazası sebeplerindendir. Trafik kurallarına uyulmaması görüş mesafesini etkileyen nokta nokta trafik kazalarına iklim koşulları, mesela siz arkadaşlar ne olur? Görüş mesafesini etkiler ve trafik kazalarına sebep olur. Belediye veya toplu taşıma araçlarına arkadaşlar her zaman ön kapıdan binilir, arka kapıdan inilir. Sürücü kurslarının denetlenmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafik eğitimi dolmuş gibi aynı kapıdan binilip inilen toplu taşıma araçlarına inen yolcuya her zaman öncelik verilmeli arkadaşlar. Devam edelim test sorularıyla. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikte ilgisi yoktur? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün vardır polisler arkadaşlar. Karayolları yollarda vardır. Jandarma arkadaşlar şehir dışındaki trafikten sorumlu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın trafikle ilgisi yoktur. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranışta bulunmuştur? Kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen, hayır, yeşil ışıkta geçeceğiz. Yanlış. Yeşil ışıkta karşıya geçen yaya doğru bir davranışta bulunmuş cevabımız ve
Üst geçidi kullanmayan yaya. Hayır, üst geçitten geçeceğiz. Yanlış yapmış. Yaya geçidini kullanmayan yaya yine yanlış yapmış. Yaya geçitlerini kullanacağız. Trafik akışını düzenleyerek trafik güvenliğinin sağlanması hangi meslek grubunun görevidir? Arkadaşlar, trafik polisleri trafik akışını değil, piyanist değil, kamyon sürücüsü değil. Dördüncü soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenmez? Trafik polisi güvenlidir arkadaşlar. Alt ve üst geçitler güvenlidir. Okul geçitleri güvenlidir. Ama yoğun trafik güvenli değildir. Çok dikkat etmemiz gerekir. Beşinci soruyla devam edelim. Ulaşım süresinin en kısa olduğu ulaşım türü hava yoludur arkadaşlar. En kısa sürede yolculuk yapılan ulaşım türü hava yolu ulaşımıdır. Cevabımız A şıkkı. Altıncı soruyla devam edelim. Yaya kaldırımında yürürken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak doğrudur diyor arkadaşlar. Yola yakın olan taraftan yürümek. Hayır arkadaşlar. Yola yakın tarafta arabalar kaldırıma çıkarsa bizi çarpabilir. Onun için yola yakın tarafta yürümemeliyiz. Arkadaşımızla şakalaşarak yürümek. Hayır arkadaşlar. Düşebiliriz. Yola düşebiliriz. Araba bizi çarpabilir. Koşarak gidilmez ki yaya kaldırımında. Yola uzak olan taraftan yürümeliyiz. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Devam edelim. Görselde hangi durumdan kaynaklanan trafik kazası anlatılmak istenmiştir? Baktığınızda yolda problem var arkadaşlar. O halde sürücüden kaynaklanan hayır, hava koşullarından kaynaklanan hayır, yollardan kaynaklanan kazalar evet, yoldaki problem dolayı kazaları göstermiş. Araçlardan kaynaklanan hayır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 9. Aşağıdaki trafik işaret levhaların verdiği mesaj hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir? Arkadaşlar, birinci yuvarlak levhalar yasaklayıcı, üçgen levhalar uyarıcı, mavi olanlar da bilgilendiriciydi. Hangi şıkta var bu? Evet, bir yasaklama olacak. O halde cevabımız yasaklama ama uyarı ve bilgi levhalarıydı arkadaşlar. Daire olanlar yasaklama, üçgen olanlar uyarı, kare olanlar bilgi levhalarıydı. Cevabımız C şıkkı. Erzurum'dan İzmir'e gitmek isteyen bir yolcu hangi ulaşım aracıyla giderse en kısa sürede gider. En kısa süre arkadaşlar hava yoluydu. O halde hangisiyle gitmeli? Uçakla yolculuk yapmalı. 11. soruyla devam edelim. Bisiklet, kaykay kullanırken aşağıdakilerden hangisine mutlaka takmamız gerekir? Arkadaşlar, kask takmamız gerekir. Düştüğümüzde kafamıza darbe almamamız için kask takmak zorundayız. Cevabımız C şıkkı. 12. Ambulans, itfaiye sürücülerinin hız ve yön değiştirme kurallarına uymama hakkına ne denir? Arkadaşlar, bunların geçiş üstünlüğü vardır. Bu nedenle geçiş üstünlüğü diyoruz. Cevabımız A şıkkı. 13. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde emniyet kemeri ile ilgili doğru bilgi verilmiştir? Emniyet kemerini sadece arka koltukta yanlış herkes takmalı. A şıkkını eledim. Sadece yetişkinler emniyet kemeri. Hayır, çocuklar da takmalı. Yanlış. Özel taşıtta bulunan herkes emniyet kemerini takmalıdır. Doğru. Cevabımız C şıkkı. Emniyet kemeri takılması zorunlu değildir. Hayır arkadaşlar, zorunludur. Hatta trafik polisleri bize ceza yazar takmadığımızda. 14. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarına binerken ve inerken yapılmaması gereken bir davranış? Arka kapıdan binip ön kapıdan inmek. Tam tersi arkadaşlar. Önden binip arkadan inmemiz lazım. Cevabımız A şıkkı. Duraklarda binmek inmek. Evet, kesinlikle otobüs durmadan inmiyoruz. Dikkatli ve sakin davranmalıyız. Sıra halinde inip binmeliyiz arkadaşlar. Bunlar doğru. A şıkkı yapılmaması gereken davranıştır. 15. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi trafikte geçiş üstünlüğü olan taşıtlardan değildir? Polis arabasının var, ambulansın var, itfaiyenin var. Otobüsün geçiş üstünlüğü yoktur. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri takmanın yararlarındandır? Rahat yolculuk etmek, yakıttan tasarruf sağlamak, hayır. Ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek. Evet arkadaşlar, zaten onun için ölüm ve yaralanmalarda, kazalarda ölüm ve yaralar en aza indirmek için emniyet kemeri takarız. Sürücünün rahat nefes almasını sağlamak, hayır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. İkinci hazırlık videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.